Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafat. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var, Cem Eroğlu. Aslına bakarsanız dünya gelişiyor biliyorsunuz. Global mantık da gelişiyor. Çünkü artık sınırların kalktığı bir dünyada yaşıyoruz. Hani diyorlar ki işte uzaylılarla temas kuracağız filan. Uzaylıları bırakın, aramızdaki uzaylılara bakalım. Çünkü gerçekten akıl almaz şeyler çıkmaya başladı. Mesela ChatGPT, yapay zeka, robotlar vesaire vesaire. Teknoloji de ayak uyduruyor. Tanıtım da ayak uyduruyor. Reklam da ayak uyduruyor. Medya da ayak uyduruyor. Ve bu ayak uydurmada siz ne kadar ayak uyduruyorsunuz? Aslında onu sorgulamak lazım. Yani hazır mısınız yeniliklere? Teknolojilere hazır mısınız? Mantıklara hazır mısınız? Hem iş yeri olarak, hem çalışan olarak, hem yaşayan olarak, hem insan olarak, vatandaş olarak. Şimdi bugün dijital reklam ve reklam teknolojilerini konuşacağız. Aslına bakarsanız belki Batı'da çok daha önce başladı ama Türkiye'de yavaş yavaş ayak uydurmaya başladı. Belki de hızlı adımlar atıyor. Çünkü eğer teknolojinin gerisinde kalırsanız yaya kalırsınız. Hani bir laf vardır. Millet aya çıktı, biz hala yaya gidiyoruz falan diye. İnşallah 2024'te biz de aya çıkacağız, ayak basacağız. Hazırlıklarımız sürüyor. Cem Bey hoş geldiniz. Cem hoş Eroğlu. Biraz tanıtır mısınız kendinizi? Çok teşekkürler Savaş Bey. Şeref duydum davetinizle birlikte. O şeref bize ait. Cem Eroğlu ben. 1983 doğumluyum. Yaklaşık 17 yıldır reklam teknolojileri endüstrisindeyim. İlk Almanya, Avusturya, İsviçre, DAH pazarında başladım bu serüvene. Başladığım dönemde reklam teknolojilerinin ilk ortaya çıktığı dönem idi ve o fırsata da sahip oldum. Sonrasında 2010 yılında bu reklam teknolojilerini Türkiye'ye tanıtmaya başladım. Zor bir dönemdi. Az önce söylediğiniz gibi Batı'da veya gelişmiş pazarlarda diyelim yönümüzü şaşırmamak amacıyla. Gelişmiş pazarlarda, gelişmiş ülkelerde çok daha fazla teknolojinin, inovasyonun, istihdamın konuşulduğu yerde henüz buna başlamamış bir ülkede gelişmiş bir teknolojiyi anlatmak başlangıçta zor. Heyecanla başladı, sonra bir anda lanete dönüşmeye başladı. Çok iyi hatırlıyorum ilk toplantılarımı. Türkiye'nin önde gelen kurumlarıyla bir araya geldiğimde anlattığım teknolojinin, ürünün gerçek olmadığına dair. Ütopya mı geldi onlara? Çok fazla ütopya geldi. Hatta bir yerde bu adam bizi dolandırmaya çalışıyor gibi söylemler de duymaya başladım. Ama vazgeçmedim. Günün birinde bizde de başlayacağını düşündüğüm bu teknolojilerden. Ve mümkün olduğunca gençleri, kendim de dahil olmak üzere ve hala eğitmeye ve öğretmeye devam ettim. 2016 yılına kadar yerli bir teknoloji şirketinde çalıştım. Globaldeki bu teknolojileri Türkiye pazarına entegre etmeye çalışırken, 2016 yılında da Danimarka menşeli dünyanın en büyük bağımsız reklam teknoloji şirketinin İstanbul ofisine, sonrasında Dubai, sonrasında Joburg ve bölgede genişleme stratejisinden sorumlu oldum. Bugün çalıştığım kurumda Adform, İstanbul ofisi, Türk profesyonelleriyle birlikte çok geniş bir bölgeye, bu sene itibariyle Orta Asya'da dahil olmak üzere çok yani geniş bir ülkeye Türkiye, hizmet veriyor. Orta Asya, Afrika bölgesinden sorumlusunuz, doğru mu? Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya. Orta Asya'da hangi ülkeler var mesela? Öncelikli olarak şu anda Özbekistan, Kazakistan, yani Türkiye Azerbaycan Cumhuriyetleri var. Evet, orası bir pazar ve biz Turan Birliği'ni kurmaya çabalıyoruz biliyorsunuz. Yavaş yavaş açılıyoruz, bütünleşiyoruz. Bir sürü şey. Oradaki Türk
kardeşlerimize diyelim, bu pazarlarda da gerçekten gittiğimizde çok hoş bir şekilde karşılanıyoruz. Ve Türkiye'nin aslına bakarsanız işte mesela Cezayir'in Fransa'yı kovması gibi Batı'yı artık reddetmeye başladı. Orada bir pazar imkanı açılıyor mu Afrika'da özellikle? Afrika'da ciddi bir pazar var. ama öte yandan sonuç odaklı artık rekabet gerçekleşiyor dünyanın her yerinde. Bugün gidip Azerbaycan'a, kardeş ülke dediğimiz Azerbaycan'a çözümü olmayan, sonuç getirmeyen bir ürün anlattığınızda samimiyet orada en fazla çay içer, güzel bir tarih konuşur ve sizi kibar bir şekilde uğurlarlar, gönderirler. Dolayısıyla sonuç odaklı, ürün odaklı olduğundan dolayı artık pazar bize yakın olsun, uzak olsun fark etmeksizin rekabet bunun üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi Cem Bey, şimdi biraz önce ChatGPT'den bahsettim, yapay zekadan bahsettim. Hiç hayal edebilir miydiniz böyle bir şeylerin çıkabileceğini? Yani siz biraz daha içindesiniz, biraz değil bayağı içindesiniz. Mesela bir 10 yıl, 15 yıl geriye gidin. Belki fikri olabilir. Yani fikri henüz olgunlaşmamış bir şekilde ortaya konmuş olabilir. Ama gerçekleşebileceğini, mesela şimdi bizim çocuklar getiriyor, diyor ki abi dergi yapıyoruz, resmi koyuyoruz, buraya bir geçiriyoruz, işte bütün şeyde pürüzleri yok ediyor. Ya onu Photoshop'ta yapmak, uğraşmak saatler alır. Bir dakika sürmüyor. Karşınızda mesela diyorsunuz ki bana bir köşe yazısı yaz diyorsunuz. Konuları veriyorsunuz. Çat diye köşe yazısı yazıyor. Tamam, biraz tadı tuzu olmuyor ama sonuçta bir şey yazıyor yani. Zor bir soru sordunuz. Kronolojik olarak mı cevaplasam, duygusal olarak mı cevaplasam ben de bir İkisi an emin karışık, olamadım. Ortaya karışık yapın. teşekkür ederim. Şimdi ben endüstriye başladığımda makine öğrenmesi vardı. Yapay zeka daha henüz başlamamıştı. Makine öğrenmesi dediğimiz kavramda biraz da kendi yüklediğimiz verilerin makine tarafından daha mekanik bir şekilde öğrenip daha fazla hatalarla uygulamaya geçmesi. O dönemde ben de dahil olmak üzere meslektaşlarım bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra bu makine öğrenmesi milyonlarca hatta trilyonlarca kat daha hızlanabilir hayali konuşuluyordu. Şimdi bugün de dahil olmak üzere, 20 sene önce de dahil olmak üzere kurduğumuz hayal ne kadar altı doluysa ve çevremize ne kadar hakim olursak o hayali o kadar gerçekleştirebiliriz. Ayağının yere basma meselesi diyorsun. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Ya bugün bir reklam veren dijital açık havada, televizyonda, webde, mobilde, internetin bağlı olduğu her yerde hedefli reklamcılık yapabiliyor. Bundan 15 sene önce, 10 sene önce hatta çok geriye gitmeyelim. Sabit reklamlar gerçekleşiyordu ve raporlanmıyordu bile. Bugün tüketici... Orada önemli şey raporlanması değil mi? Yani hedef kitle ne kadar ilgili ya da ne kadar saat siz bu reklamı yaptınız, bir de dönüşü ne oldu? Hem raporlanması hem o verilen raporun akredite olması. Sadece raporla yetinmiyor reklam veren. Aynı anda raporun gerçekten denetlenmiş ve bağımsız kurumlar tarafından onaylanmış olmasını da istiyor. Buradan biraz daha yapay zekaya bağlamak istiyorum. Biz yapay zekaya mesleğimizi kaptırmıyoruz. Biz yapay zekaya geleceğimizi de kaptırmıyoruz. Biz yapay zeka terbiyecileriyiz şu anda. Biraz daha ben bu ama kavramı kullanmayı tercih ediyorum. Ama bir süre sonra o yapay zeka sizi dinlemezse o zaman Terminator filmi gerçekleşecek. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Bu yapay zekaya ne kadar yetki ve bu çünkü bizim o da artık öğreniyor değil mi? Doğru mu? O da öğreniyor kesinlikle yani. Kesinlikle terbiye etmekten ne kadar vazgeçtiğimize de alakalı. Regülasyonların ne kadar kuvvetli, ne kadar bilir ve bilir kişiler tarafından yönetildiğiyle de alakalı. Bugüne bugün saniyede milyarlarca, trilyonlarca verinin işlenebildiği bir ekosistemde siz bir süre sonra bütün karar mekanizmasını yapay zekayı bırakıp bizi insan yapan en önemli değerlerden birisi şefkat, sevgi, empati,
Bunlardan eğer ödün vermeye başlarsanız, paranın da verdiği hırsla veya gücün, o zaman artık terbiye eden siz değil, terbiye edilen siz olmaya başlayacaksınız. Evet, maalesef. Bu zaten, süreçte yapay zeka bakın, bizim karşımıza çıkacak. Avrupa Parlamentosu'nun sanıyorum bir 6 ay önce bir toplantısında yapay zeka ile ilgili tedbirler alması konusunda bir karar alındı. Dediler ki yapay zekayı kontrol ederek yürüyelim. Şimdi bu hani Hollywood senaryolarındaki endişelerden bahsetmiyorum ama sonuçta onlar da öngörebiliyorlar. Diyorlar ki yani bu gelecekte bizim başımıza, insanlığın başına bela olabilir. Çünkü mesela Koyun Dolly'nin kolonlanmasından sonra bir sapkın bir dernek çıktı biliyorsun. İnsan kolonlamaya kalktı. Muhtemelen de kolonlamışlardır. Ha bunu bazı ülkeler gizli araştırmalar yapıyorlar. İnsan kolonluyorlar, en iyi askeri üretmeye çalışıyorlar, en çok en iyi işçiyi çıkartmaya çalışıyorlar. Bir sürü şey sayabiliriz. Ya da ne bileyim uzaya birisini göndereceklerse o mesafeyi alabilecek daha uzun ömürlü bir insan yaratık ya da üretmeye çalışıyorlar. Şimdi insanın hayali çok geniş. Ama sonuçta bir de real olan var. Yani yaşadığımız ortamda kullanılabilir olan teknolojiler var. Şimdi reklamcılık evet teknolojiyle birlikte çağ atlayan bir meslek ya da bir oluşum. Yani dijital ortamların fazla olması. Mesela şimdi ben yıllarca televizyon programları yaptım. Benim ertesi sabah önüme bir karne gelirdi. Dün yaptığım programda reytingim neydi? O bir veri. Ama orada da işte 4500 tane kutunun veri tablosuyla ben bütün Türkiye'ye hitap ettiğim Türkiye'de hangi reytingi aldığımı ya da hayatta ne kadar kalabileceğimin raporunu görüyordum. Çünkü reyting kötü olursa 3 gün sonra sizi buruşturup çöpe atarlar. Derler ki kusura bakma program reyting almıyor. Reklam veren de reytinglere bakıyor. Ve bu reklamlar bu reytinglere göre geldiğine göre sen de reklam alamıyorsan güle güle derler. Şimdi mesela bir de şey var. Netflix var. Dijitürk var. Bunlar mesela orada abone sistemi çalıştığı için orada her şeyinizi kontrol ediyorlar. Orada hiç fire yok. Ama öbür türlü tüm Türkiye'yi düşündüğünüz zaman 5000 tane kutu. 5000 tane kutu sizin kaderinizi belirliyor. Hatta bir yapımcı çıktı. Kutulardan bazılarını satın aldı. Yani gitti insanlarla anlaştı. Sonra bunun farkına vardılar. Çünkü adam gidiyor diyordu ki ben diyordu istediğim reytingi alırım. Kanallar dedi ki nasıl? Anlaşma yapıyordu. İşte 3 reytingden aşağı alırsam programı kaldırın ama 3 reyting alırsam şu kadar para isterim. Şimdi dizilerde de böyle biliyorsunuz. Dizilerde de reyting hesabı var. Diyor ki minimum 6 reyting al diyor ya da 5 reyting al diyor. Her aldığın bir reytinge atıyorum 250 bin lira vereceğim diyor ya da 1 milyon vereceğim diyor. Şimdi orada da bir matematik var. Bu mesela bu özellikle raporlanması çok önemli bir şey. Çünkü orada da reklam veren diyor ki hedef kitleye ulaşmam için şu kadar kitleyi bana garantilemen lazım. Aynen. Garantilersen parayı alırsın. Garantileyemezsen alamazsın. Reklamcılık sektörünü bu teknolojinin gelişmesi, raporlanmanın gelişmesi. Çünkü biraz önce programdan önce KVKK'dan bahsettik. Bütün verileri topluyorsunuz. Hedef kitleye gönderiyorsunuz. Hedef kitledeki refleksi ya da tepkiyi alıyorsunuz. Burada da para kazanıyorsunuz. Hem gönderen kazanıyor hem ürünün sahibi kazanıyor. Bu teknolojilerin gelişmesi, reklamcılığı, reklam sektörünü nereye doğru evrilecek? Nereye doğru evrilecek? O kadar güzel sordunuz ki cevaplarıyla birlikte ben nacizane birkaç kelimeyle üzerine ekleyeyim. En başta tüketici nezdinde bir güvensizlik var. İki nedenden dolayı. Birincisi, reklam teknolojileri o kadar gelişti ki sizin bıraktığınız regülasyonlar doğrultusundaki anonim ayak izleri sayesinde biz büyük oranda hangi ürüne daha yatkın olduğunuzu veya neyi satın almak üzere olduğunuzu tespit edebiliyoruz. Ve bu da hedefli reklamcılığın temelini oluşturuyor. Bu bir. İkincisi de Walled Garden olarak adlandırılan belli başlı global platformlar var.
Bunlar mecra. Ama mecra olmak sosyal kalmıyor. Medya. Sosyal medya arama motoru birçok dikeyde. Mecra olarak kalmıyor. Kendi teknolojilerini, kendi envanterlerini daha güçlendirebilmek için geliştiriyorlar. Dışarıya açık değiller. Full denetleme yok. Ve burada da tartışma telefonlar üzerinden, aplikasyonlar üzerinden bizlerin dinlenip dinlenmediği. Şimdi iki taraf birbiriyle rekabet halinde burada bağımsız ve regülasyonlara uyumlu. Diğer tarafta ise tartışılan, davalar açılan, cezalar yenilen platformlar. Ve reklam veren de terazide iki tarafa nasıl yatırım yapacağı konusunda kararsız. Burada iyi sonucu ezber bir şekilde alıyorsun. Diğer tarafta üzerine çalışman gerekiyor. Çünkü burada hazır bir data yok. Senin kendinin işlemesi gerekiyor. Bu nasıl bir birleşimle sonuçlanıyor? Tüketicinin reklamlara karşı daha güvensiz. Bir saniye, az önce ben birkaç kelime ettim. Şimdi reklam karşıma çıktı. Ben dinleniyor muyum? Bu çok ciddi ve rahatsız edici bir şey. Şimdi o korkuyla, o tedirginlikle istediğiniz kadar o tüketiciye almak üzere olduğu bir ürünü gösterin. Tüketici ilk başta güven sorunuyla ama gösterilen reklama değil, ilk başta bulunduğu kendi dünyasına. Sonrasında da reklama karşı bir güvensizliği gerçekleşebiliyor. Her ne kadar sonuçlar olumlu ve pozitif olsa da. Bu nereye gidiyor? Bu ciddi rekabet, regülasyonların biraz daha el atmasıyla bu işi anonim ve regülasyonlara tabi bir şekilde yapan platformların daha lehine gidiyor bizler gibi. Diğer tarafta ise sadece birkaç saat eğitim alarak bir arayüzü yönetip neyi reklamını, neyi arka planda tüketicinin nasıl bir davranışa sahip olduğunu bile bilmeden kör gözle reklam uzmanı ünvanlarıyla arayüzlere oturup reklam yapan insanların artık yapay zeka terbiyeciliğinden değil, tersine köleliğe gittiği bir dünyada sadece arayüze oturup reklamı gösterip beni buralarda göster deyip oradaki hazır datanın üzerine konmasıyla sonuçlanıyor. Regülasyonlar ne kadar güçlenirse bu platformlar o kadar zayıflar ve gerçek reklamcılık biraz daha konuşulmaya başlar, yaratıcılık. Ya da az önce söylediğim gibi biz terbiye eden mi olacağız, terbiye edilen mi olacağız kavramı biraz da önümüzdeki senelerde karşımıza çıkıyor olacak. Bunlar tamamıyla otoritelerin bizleri ne kadar denetlediğiyle doğru orantılı. Şimdi benim televizyon geçmişimde biri bizi gözetliyor programının yapımcılığı da var. Yani. Evet. Şimdi biri hepimizi gözetliyor ya da birileri hepimizi gözetliyor. Mesela özellikle Avrupa ülkelerinin bazı, mesela Londra'da var mıdır bilemem. Ama bazı ülkelerde, bazı şehirlerde sokak kameraları var biliyorsunuz. Sokak kameraları her şeyi kontrol ediyor. Ve siz diyelim ki bir vitrinin önünde durdunuz. O vitrinde gözünüzü bir ayakkabıya diktiniz. Sizin orada o ayakkabıyla ilgilenmenizi veri olarak kaydediyor. Sonra bir şekilde size ulaşabiliyorsa ya da o sırada bir reklam, dijital reklam panosunda bir ayakkabı reklamı gösteriyorsa, şimdi biraz önce vitrine bakan adam ya da kadın ya da çocuk o panoda da o reklamı gördüğü zaman bu sefer algıda şöyle oluşuyor. Ya evet, biraz önce kararsız kalmıştım ama gideyim o ayakkabıyı alayım ya da benzer bir şey yapayım. Ya da ayakkabı edinme arzusunu daha öne çıkar diyor. Şimdi bu da bir taktik, bu da bir teknik. Ha burada çok fazla röntgenleme var. Tabii yani bu kadarı iyi midir, kötü müdür bilemiyorum. Yani mesela şimdi bir olay olduğu zaman, kriminal bir olay olduğu zaman hemen diyorlar ki şeye bakalım. Kameralara bakalım diyorlar. Evet, o anlamda iyi bir şey. Çünkü sonuçta olayı çözüyorsunuz. Ama hayatın içine çok fazla girerseniz kamerayla, onunla bununla, bir de bu işi yapay zekaya bağlamışlar. Onlar yani insan gibi yavaş da düşünmüyor. Jet hızıyla düşünüyor ve sonucunu söylüyor size ya da sonucu hemen uygulatıyor. Çin mesela örneği gibi. Bu rahatsız edici bir şey mi? İyi bir şey mi? Ya da gelecekte böyle bir şey başımıza gelecek, şimdi alışın demek mi? Çin örneği var. Sosyal statü puanı
veriyor. Sokaktaki, dışarıdaki davranışlardan, yere çöp atmaktan tutun, bir başkasına yardım etme, iyi insan olma kavramını yapay zekaya emanet etmişler. Şimdi biraz daha orayı araştırmak gerekiyor. Devlet, semantik kameralarla ölçebilir, analiz edebilir, hassas kameralarla. İnsanları iyi insan olma üzerine, puanlama üzerine şart koyup sürekli izlediğinde orada terbiye edilen kavramı vatandaşların üzerinde gerçekleşiyor. Ve ben sürekli izlendiğim için mi iyi insan olmalıyım? Yoksa asıl bendeki, beni ben yapan ve yapay zekada asla olmayacak insanı insan yapan vicdan üzerinden mi, vicdanım üzerinden mi iyi insan olmalıyım? Burada ayna yer değiştirmiş durumda. Bir yerde aynaya bakıp kim olduğunuzu analiz etmek istersiniz. Kendinizle ilgili konuşmak istersiniz. Diğer tarafta bir kamera üzerinden, kameranın size baktığı bir şekilde, ben zaten şu an izleniyorum, bu çöpü yere atmazsam, şuraya gidip oraya atarsam daha değerli olacak. Bu bir değer değil. Bu bir hapsolma biçimi. Bu insanın içerisinde biten bir şey de değil. Dolayısıyla çok devletler mümkün olduğunca ellerindeki veriyi, teşekkür ederim, çıkar kurumlarına aktarmayı tercih etmiyor. Yani dışarıdaki o semantik kameralar reklam teknolojileriyle hiçbir zaman birleşmeyecek. Umarım. Ama diğer taraftan bazı, özellikle gittiğim ülkelerde, şehirlerde hemen hemen her yerde kamera var. Her şey takip ediliyor, tespit ediliyor. Siz buraya hatta cüzdanınızı bırakıyorsunuz masada. Akşam geri geliyorsunuz, cüzdan aynı yerde duruyor. Şimdi orada nefis dediğiniz hikaye, sizi gözetleyenin elinde mi yoksa sizin elinizde mi? İnsanlar insanlığını bu şekilde yitirmeye başladıktan sonra artık yapay zeka ile eşdeğer olmaya başlayacağız. Benim biraz da öngörüm. Yapay zeka ile eşdeğer olmaya başladığımızda, bizi biz yapan insani değerlerden ödün vermeye başladığımızda artık yapay zeka ile karşılıklı mekanik kalacağız. Peki, o zaman bizden daha zeki bir varlık bizi yönetiyor olacak. Bakın, bu kadar çözümlenmiş bilgiye sahipsiniz. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Yani endişe verici mi? Yoksa insanoğlu bunu çözer mi? Yoksa Hollywood senaryolarındaki gibi bir takım şeyler mi? Yani iki farklı gelecek görüyorum. Birincisi, gücün adaletli ortamlarda kullanılarak, teknolojinin adaletli ortamlarda kullanılarak gelişmiş toplum yapısının daha desteklendiği. Ama bu kameralarla izlendiği için statü puanını arttırmaya çalışan vatandaşların birbirlerine iyilik yapma yalanı değil. Aksine regüle edilmiş bir ortamda insanların bağımsız ve kendi kararlarını verebileceği, ama bir o kadar da teknoloji tarafından da takip edilebileceği, kontrol edilebileceği bir ortam. Diğer tarafta da bu gücün, bu yapay zekanın saniyede trilyonlarca veriyi işleyebilen kuantum destekli bilgisayarların devletlerin çıkarları doğrultusunda vatandaşlarını, insanlığı görmeksizin hedeflerine daha hızlı ulaştığı bir ortam. Birisi karanlık, birisi aydınlık. Şimdi kehanet teorisyenlerinin söylediği bazı şeyler var. Tek dünya düzeni, globalizm ve bu düzen içinde insanlığın sınırların kalkması vesaire vesaire. Hiç mesela aklınızdan geçti mi böyle bir şey? Her gün. Yani bir vatandaş olarak, bu arada bir sektörün insanı veya teknoloji endüstrisinde olan birisi olarak değil de çocuğunun geleceğini düşünen bir baba olarak her gün. Yani bağımsız devlet, ulus devlet veya dünya vatandaşı, bazı kavramlar illaki değişecek zamanla.
İnsanlık farkındalığı arttıkça bazı değerlerden de ödün verecek. Ama bizi biz yapan değerlerden ödün vererek mi? Yoksa birilerinin el attığından dolayı ona adapte olarak mı? Ben bu soruyu hemen hemen biraz mekanikleşecek miyiz? Yani robotlaşacak mıyız? Android'e mi dönüşeceğiz? Mekanikleşmedik mi zaten? Yani duygularımızdan ödün vermedik mi yeterince? Gördüğümüz haksızlıklardan veya dünyada olan biten bu acı yaşanan katliamlardan, ya bunlar zaten bizim hayatımızı, bizi mekanikleştirdi. Yani bir hafta önce yaşanan, 6 ay önce ağladığımız hikayeye bugün dönüp hatırlamadığımız bir noktada zaten mekanikleşmiş değil miyiz? Evet. Biz de küçük, daha az zamanda veri işleyen bir yapay zeka almaya başladık. Gündem üzerine yaşıyoruz. Peki, final soruyu soralım ve programımızı bitirelim. Sizce reklam verenler nasıl stratejiler izlemeli bu gelişen teknolojiye, gelişen mantıklara ve stratejilere karşı? Biz insan yetiştirmeliyiz. İstihdamı daha iyi yönetebiliyor olmalıyız. Az önce örnek verdiğim gibi bazı platformlara bağımlılığımızdan dolayı henüz hayatında hiç kitap okumamış, sektör kitaplarına, makalelerine, dergilerine hakim olmayan artık, ama arayüzü çok iyi. Ama artık kitap okumuyoruz biliyorsunuz. Bu dijitalleştiğimiz için artık seyrediyoruz. Seyirciyiz yani. Bu da uygun. Yani o kadar güzel içerikler var ki izleyelim. Yani yeter ki bir şeyleri öğrenmek için izleyelim. Bir şeyleri tüketmek için değil. Şimdi belki orada öğrenmek için biraz emek vermek lazım. Okumak da bir emektir biliyorsunuz. Elinize kitap alacaksınız, sayfayı açacaksınız, takip edeceksiniz, yorulacaksınız, bırakacaksınız, merak edeceksiniz, heyecan duyacaksınız, tekrar döneceksiniz. Ama öbür türlü karşınıza hazır sandviç malzeme geliyor. Siz onu fast food olarak tüketiyorsunuz. Çok güzel. İşte o da obeziteyle sonuçlanıyor. Bir süre sonra doymak bilmez oluyoruz. Doyumsuzlaşıyoruz, evet, dediğiniz doğru. Doymak bilmediğimiz içerikler bizi hep daha fazla diyorsunuz, daha fazla. Ve sonra işte short videolara dönüyor. Mesela uzun videoyu seyretmiyorlar, short video, bir dakikalık videolara dönüyorlar. Daha kötüsü, platform bağımsız söyleyeyim. Belki aklınıza gelecek ama kişi de bağımsız söyleyeyim. Sadece kilo alıp, göbeğiyle dans edip, fenomen olan, bunun üzerinden para kazanabilen örnekler karşımıza çıktığı sürece biz gençlerimizi öğrenerek gelecek kariyerlerini değil de dans ederek veya garip hareketler yaparak para kazanmaya itmeye devam edeceğiz. Bu tehdit bizim yarınımız için bir tehdit. Bizler için değil. Bizler buraya artık bu masaya, bu deneyime sahip ve görevimizin artık para kazanmaktansa gençliğin daha doğru yola gitmesi üzerine kurgulamalıyız. Halbuki şu anda sorunuza da aynı anda cevaben reklam verenin yapması gereken şey artık elindeki gücü, kurumu yön vermeye yönelik biraz daha belki değiştirebilirse ki çok fazla örneği var. Çok güzel de çalışmalarla birlikte sürdürülebilir reklamcılık üzerine yatırım yapıyor reklam veren yarınımızın yeşili için. Belli başlı içeriklerde reklam tercih etmiyor. O tarz ucuz içeriklere para kazandırmamak için. Duruşu gerçekten değerli, çok çok fazla. Özellikle çalıştığımız veya sadece global değil, Türk markası da var. Bu reklam verenlerin stratejilerinde sadece birim maliyet değil, aynı anda yarının yansımasının ne olacağına dair aksiyonlar olması bence çok değerli. Çünkü az önce örnek verdiğim gibi 2 saat eğitim alan birine, hayatında kitap okumamış ve hangi sektörde çalıştığını dahi bilmeyen birisini bir arayüzü oturtup reklam yayınlatabiliyorsunuz. Bizim yetiştirmemiz gereken insanlar onlar değil. Bizim yetiştirmemiz gereken insanlar sorgulayan, araştıran, kendini geliştirmeye yönelen ve
herhangi bir yere bağımlı olmadan reklamcılık kavramı, değil mi? Yaratıcılık kavramını sürdürülebilen yeni nesillere yatırım yapmak. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben kaç dakika konuştuk ederim. Bilmiyorum ama biz bir saat daha konuşuruz biliyor musunuz? Çünkü yani biraz daldan dala gibi oluyor ama sonuçta o kadar çok konuşulacak, anlatılacak bu reklam, teknolojiler, işte insan algısının gelişmesi, değişmesi çok konu var. Yolunuz açık olsun. Sizlerin de, sizler de zaten bizleri yolu açık tutan büyüklerimizsiniz. Biz de umarım bir süre sonra o yolu açık tutmaya çalışan insanlardan birisi oluruz. Bu meslektaşlarımızdan birisi oluruz. Sevgili seyirciler, tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.